Oğlum sen eşkıya mısın lan? Çık dışarı! Ha? Sen kim oluyorsun bizim eve giriyorsun? O kızı hemen dışarı çıkar. Kimsin sen ha? Biliyorum kimsin burada olduğunu. Mamur, ayır şunları. Kimsin ha? Masum, Masum bırak. Kimsin sen? Bırak. Ben olmasın ha? Bırak. Yapmayın, dur. Masum. Dur. Masum. Haydi. Bırak şunu. Durun. Bırak şunu. Kimsin bırak sen? Durun dedim. Dur. Tamam. Köpek misiniz siz? Ali Murat, denildiniz mi oğlum? Sen beni anlayın. Dur oğlum. Durun. Bırakacağım seni Masum. Masum. Masum çekil. Kendinde değil. Görmüyor musun? Yapmayın. Bırak beni. Dur. Allah senin boyunu devirsin. Yürü Esmer. Gidiyoruz buradan. Gidiyoruz. Oğlum sen buradan... Sen buradan karımı mı götüreceksin ha? Gel tanıştırayım. Karım. Esmer Kulova. Ali Murat. Ali Murat. Kudret baba. Bunu bana nasıl yaptın? Yürü Haydar, gidelim buradan. Biri oğlum, biri torunum. Nasıl çıkacağım işin içinden? Nasıl söylerim amca yeğen aynı kızın peşindesiniz. Aklınızı başınıza toplayın diye. Masum. Esmer. Yalandı değil mi? Yalandı yenge. Ama yarın ilk işim doğru yapmak olacak. Masum sen... Ne? Bak kuduruk köpeği aylardır bu durdurdu ya dede. Herkes rahat edecek şimdi. Fena mı yaptım? Hadi herkes dağılsın. Herkes yatağına. Mamuk bakma. Herkesi götür. Tamam beyim. Sen benimle gel. Hadi kızım eve, hadi, hadi. Üf. Yok. Yok bir şey, hepimiz iyiyiz. Anne. Yarın... Kadri Bey'i yollar mısın arabayla sabah? Zişan, Allah aşkına şunu sakin sakin bir anlatır mısın? Ne oldu? Koskoca Ali Murat Elbeyli, çoluğu çocuğu evi barkı bırakıp sizin şu ufaklıkla aşk yaşamış. Öyle mi? Ne? Hale bak. Ay inanmıyorum ya. Masum sen niye girdin araya? Ya biriniz bir şey söylesenize. Yeter be Figen. Bir size dert anlatmam eksikti ya. Bana bak. Sen şu derdini bana anlatsana. Nedir senin zorun? Zorun mu? Evet. Zoru mu? Ya o herif evi bastı be. Haneye tecavüzden içeri tıktıracağım onu. Kimse içip içip zorla evime giremez. Ver şunu. Ver şunu dedim. Ver. Otur şöyle. Otur. Dayaklıksın artık. Otur kudurma. Yahu siz benim katil olmamı mı istiyorsunuz ha? Katil olmamı mı istiyorsunuz?
Hemen gideceksiniz buradan. Bu gece dolu olsaydım birinden biri gitmişti kesin. Ama önce bu. Seni de bir geberten çıkar elbet değil mi Mamuk Efendi? Ha? Mesela ben. Gidelim. Senden ırak olalım da başımıza ne gelirse gelsin değil mi? Tüh senin kalıbına be. Tüh. Neydi o karın marın lafları? Çocuk musun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Benim duyuyor dede. Sen de şu Ali Murat sevdandan vazgeçip biraz sağduyulu olsan çok daha iyi olacak. Niye bu herifi bu kadar alttan alıyorsun? Başkası yapsaydı benim tanıdığım o Kudret Kulova alnının ortasından çoktan vurmuştu. Sen benim kimi vurduğumu gördün şimdiye kadar. O ikisinin arasındaki davaya karışma demedim mi sana? Neden laftan anlamıyorsun sen? İkisinin arasında bir dava yok. Sadece kızı taciz eden bir kuduruk köpek var. Duymadın mı sen? Kız ne dedi ya? Artık bizi rahat bırak dediğinde duymadın mı sen? Ben onunla evleneceğim dedi. Koluma takıp yürüdüğümde 10 metre geri çekilecek o köpek herif. Böyle bir şey olmayacak. Evlilik ona buna yalancı pehlivanlık taslamak için yapılmaz. Evlilik ne için yapılıyorsa dede, ben de Esmer'le onun için evleneceğim. Sen hiç merak etme. Hepsi yalan söylüyor. Birlik olup bana kumpas yaptılar. Niye durdun Haydar? Acıkayım beyim. Bir nefes al, bir toparlan. Bu şekilde gitmeyelim eve. Çocuklar da bu kadar çok korkmasın. Yaptılar. Hepsi biliyordu. Hepsi biliyordu. Hepsi yalan söyledi bana. Kudret baba, sen nasıl yaptın? Hadi, ya hadi el beyli anladık. Kızı görünce gözü dönmüş itin. Peki buna ne oluyor? Kaçta göz arasında Masum'u ne zaman kandırdın ha? Ne zamandan beri onun için önemli biri oldun? Sen onu gidip bir zahmet ona soracaksın. Tabii. Ekmek yediğin kapıya bunları sormak biraz sıkar değil mi? Başına bela yağan karı kısmının kolayından tepesine binmek varken... Terbiyesiz! Bana bak! Sen önce bir kime el kaldırdığına dikkat et. Mamuk. Şşt. Vallahi dikkat et. Kolunu kırıverir. O köyde büyürken kaç tane oğlanın kolunu kırdı sen biliyor musun? Da deve kuvveti var. Deve. Bakın herkes çok net anlasın. Esmer bu evde kalacak. En ufak bir sorun olur da kız gitmeye kalkarsa ben de onunla gideceğim. Bir daha da yüzümü görmeyeceksiniz. O kuduruk köpek de yani burnunu gösterdiği anda polis çağıracağım. 3 dakika içinde şehrin diline düşüp arkasına bakıp bakıp hapse gidecek. Haberiniz olsun. Dede, bu oğlan ciddi. Bücüre bak ya. Sana da helal olsun. Bir emanete sahip çıkamadın. Çok şahane çocuk yetiştirmişsin. Aa, kusura bakmayın Mamuk Bey. Biz bir başımıza anca bu kadar çıkarabildik. Tabii kendi öz amcası da silkeleyip gidince biraz isyankar oldu çocuk. Önüne çıkan ilk hayduta da kapılıverdi. Yeter. Eski defterlerinizi benim üstümden dürmeyin. Biz yarın gideriz. Bunca yıl amcasız yaşadım. Bundan sonra da yaşarım. Bir şey olmaz. O kadar. Ama ne üzülüyorsun be? Oh ne güzel. Bütün bayramlıkları döktün. O da aldı boyunun ölçüsünü. Seni bir gecede tanıdı. Böyle amca olmaz olsun. Bir damla insanlık kalmamış onun içinde. Esmer, şimdi bu çocuk sana hakikaten nikah kıyacak mı çocuğum? Ha, başka işi yoktu da. Hayal ne bileyim ben. Öyle dedi ya, yarın sabah ilk işimiz falan. Yenge, adamak kolay ödemek güçtür. Biz işimize bakalım. Yarın sabah erkenden gideriz. Yetti insanların benim yüzümden çektikleri. Ayıptır, sırılı sekili aile. Kavga gürültü bilmeyen insanlar. Rezillik uzamasın. O amcamın da tıkırı bozulmasın. Ama ne olmuş yani? Bozuluversin. O bizim düzenimizi bozarken iyiydi ama. Üzülme kızım.
Çok güzel yaptım. Oh, iyi oldu. Bırak. Nereye gidiyorsun dedim. Bırak. İkimiz de yalan bir evliliği sürdürmek zorunda değiliz. Bu noktaya gelmemek için çok çabaladım. Ama belli ki senin elinde değil. Ben annemin yanına gidiyorum. Nasıl gidiyorsun, bir anlat bakayım bana. Ne oluyor Serap? Niye gidiriyorsun bu çocukları sabahın köründe? Ve subhanallah, sen nereye götürüyorsun o çocuğu sabah ayazında? Anneannemlere gidecekmişiz. Annem de babam ayrılacaklarmış. Aa, o nasıl laf öyle? Huriye, bu çocuklar bu odadan çıkmayacak. Hediye! Yeter artık, çık yukarı. Bebeği odasına götürün hemen. Ne oluyor burada? Hadi herkes mutfağa. Çay kahve verin Kadri Efendi'ye. Gel abi. Çek şu elini. Çekil aradan Kadri Efendi. Ayıp olmuyor mu Ali Murat Bey? Çekil aradan, karımla konuşacağım. Hediye. Konuşacak bir şey yok. Kızları da getirin gidiyoruz. Çocuk üşüyor. Hediye, o çocuk sana ait değil. Doğru. Emzirdiğim çocuk nasıl benim olmuyormuş Azize Hanım? Siz bu soy sop işleriyle fazla bozdunuz aklınızı. Yeter artık çektirdikleriniz. Çabuk kızlarımı getirin. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Bebek işiyor, hadi. Hediye, yeter artık. Sana zor kullanmak istemiyorum. Güzellikle eve gir. Hediye, duymadın galiba. O çocuk sana ait değil dedim. Sen baygınken onu koynuna koyduk. Seninki rahmetli oldu. Anne, ne diyorsun sen be? Bu saçmalıklar. Uyduracak başka bir şey bulamadınız mı? Doğru söylüyor Hediye Hanım. Ben bu çocuğu başka bir yerden getirdim. Ne? Günaydın. 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 Abicim, büyük bir festival kaçırdın dün gece. Duydum. Manyak manyak fikirlerin varmış. Evet, var abi. Ne yazıyor dedi orada? Uday gitmiş. Ne? Aa, nasıl ya? Ay gelir canım. Evini verdiniz ya ağır misafirlere. E bozulmuştur kadın. Masum, tazminatını hesaplat. Üzerine bir misli sen koy, hesabına geçiver. Tamam, hallederim. Hadi size iyi günler. İyi günler. Güle güle. Masum, Masum nereye? E ama dün gece bir söz verdi çocuk. Yalancı mı çıksın? Siz de yani. Abuk subuk konuşma Figen. Bir tek köylü kızı gelin eksikti evimizde. Allah'tan bu işler iki tarafın rızasıyla olur. Ha yani o köylü kız bu eve gelin gelmeyi reddedecek. Ay dede, yani bazen gerçekten... Herkes mi delirdi bu evde? Ne diyorsunuz siz? Çocuğu nereden getirdin İsmail? Beyim! Ne dümen çeviriyorsunuz siz? Beyim! Topunuzu gebertirim. Anlat bana, hemen! Bırak onu. Her şeyi anlatacağım. Dinlemek istemiyorum. Herkes aklını kaçırmış burada. Ne biçim bir ev burası? İnsana böyle bir yalan söylenir mi? Bir anaya kucağındaki çocuğuyla ilgili böyle bir yalan söylenir mi? Siz ne biçim insansınız? Hediye.
O çocuk Esmer'in Ali Murat'tan olan oğlu. Seninki ölü doğdu. Öldü. Hediye Hanım. Hediye. Anne. Anne ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hediye öldüreceksin Hanım. Kızı. Esmer çocuğunu düşürmedi o. Düşürmedi mi? Hamileydi. Senden kaçırıp sakladık. Bir köyde ev tuttuk. Orada Hediye ile aynı gece doğurdu. Bir ay erken doğdu çocuk. Hediye'ninki doğumda ölünce biz de... Anne katil mi yapacaksın sen beni? Ne diyorsun sen? Hediye Hanım sakin ol. Bu söylediklerin doğrusu öldürürüm seni. Beyim sakin ol. Neler söylüyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Beyim sakin ol. Hediye Hanım. Doğru söylüyor beyim. Biz de oradaydık. Buraya da ben de şahidiz. Günaydın. Gel çocuğum, gel. Benim işim vardı zaten. Esmer. Bak biz gerçekten evlenebiliriz. Palavradan söylemedim onu dün akşam. Yani... Başaramayacağım ben bu işleri ya. Hiç anlamam böyle işlerden. Şunu demek istiyorum Esmer. Ya gülmesene, ciddi bir şey söylemeye çalışıyorum. Esmer. Benimle evlenir misin? Gerçekten çok iyisin. Ama seni de ateşe atmaya kıyamam ben. Biz gidiyoruz bugün yengemle. Ne olacaksa köyde olsun. Zaten buralara gelmem hataydı tek başıma. Ama öyle değil Esmer. Gerçekten evlenmek istiyorum ben seninle. Seni seviyorum Esmer. Hem de uzun bir zamandır. Esmer, istemiyorsan tabii ki ısrarcı olmam. Yaşadıklarını biliyorum Esmer. Ben o herif gibi haydut değilim biliyorsun. Biliyorum Masum ama... Tamam Esmer, cevap vermene gerek yok. Her şeyi yeni biliyorum. Kimseye güvenmiyorsun, beni de tanımıyorsun.
Onu da biliyorum. Ama en azından şunu yap benim için. Tabii ki biraz hatırım varsa. Gitme. Burada kal lütfen. Yoksa gebertirim o herifi bir daha sana yaklaşırsa. Bak, yemin ediyorum gebertirim. Mamuk, yeter artık üzülme. Senin kıza da Reyhan'a da sahip çıkman lazım. Al bunları götür köye. Otur başlarında. Bunlar bir başlarına bu herife karşı koyamazlar. Git kal bir zaman köyde bunlarla. Bu evde de huzur dirlik falan kalmayacak artık. Masum genç deli fişek. Sahiden evlenmeye kalkarsa bu sefer Kudret Bey'le yüz yüze bakacak durumun kalmaz. Dur bir... Durgunlaşsın işler. Ya sen benden bıktın mı be incirim ha? Sen yoluna ben yoluma diyorsun ha? Benim senden bir dakika bile ayrı yaşayamayacağımı sen bilmiyor musun? Ben şu kapıdan dışarı adım attığım anda senin beni bir kalemde sileceğini ben bilmiyor muyum? Ha? Yok, öyle değil. Karına, eski karına dön filan demiyorum ki. Bu mecburiyetten. Ya kızım bana böyle laf cambazlığı yapma ya. Allah Allah. Ben senin ne kıskanç bir kara incir olduğunu bilmez miyim? Bana bak. Sen böyle şeylere kafayı takma. Ben hepsini halledeceğim. Ne sen bensiz, ne ben sensiz. Biz bu yola baş koymadık mı? Hediye. Hediye yapma. Bırak, sakin dokunmayın. Hediye sakin ol. Bak Hediye, çocuk yanıyor, ateşi var. Bırak yardım etsin. Lütfen bırak. Ver bana. Hediye, doktor. Lütfen. Yardım edecek. Ateşini düşürmemiz lazım. Bırak doktor, yardım yapma etsin. Yapma Hediye. Hediye. Bana bak lütfen. Yardım Hediye, edeceğim. Bırak. Sakin ol Hediye. Ne olur Hediye. Sakin ol. Bak şimdi ateşi düşecek. Lütfen. Tamam Hediye. Bırak. Tamam. Ben onun annesiyim. Tamam. O benim. Tamam, yardım o benim bebeğim. Evet. Tamam. Ben onun annesiyim. Tamam evet. Tamam. Onun annesi benim. Tamam Hediye. Onun annesi benim. Tamam Hediye, senin bebeğin. Lütfen. Doktor hanım. Bir şey verebilirseniz. Tamam Hediye. Tamam canım. Tamam o Hediye. Benim o benim çocuğum. Oo, ağlama sen. Ağlama sen. Tamam tamam. Geçti geçti. Gitti mi? Gitti. Ne dedi? Şaşkın işte. Evlenelim diyor. Gitsek öbürü dayanacak kapıya. Bu ant olsun öldüreceğim bir daha karşıma çıkarsa diyor. Korkuyorum yenge. Hangisi için korktuğunu bir öğrenebilsek. Bebeğin ateşi düştü Ali Murat Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Rica ederim. Beyim yapma. Ne yaptınız bayım? Beyim yapma. Ne yaptın? Yapma ne yaptın sen? Sen hayatım. Ne yaptın sen bayım? Haydar. İsmail. Huri. Çabuk yukarı gelin. Öldürür beni bu. Çabuk, çabuk olun.
Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı! Kapıyı aç! Aç şu kapıyı, annem üstettesi seni! Yaptıkların hesabını vereceksin! Aç şu kapıyı! Aç! Yapmayın! Çekil! Beyim! Aç şu kapıyı! Beyim, sakin ol! Aç şu kapıyı! Beyim! Beyim yapma! İsteyerek yapmadı beyim! Çocuk ölü doğunca bir anlık karar işte! Allah aşkına sakin ol! Allah aşkına! Hepiniz gideceksiniz evimden! O annem olacak kadını da buradan alıp götüreceksin! Yoksa öldüreceğim onu! Anladın mı beni? Tamam beyim, tamam! Geri döndüğümde ne o, ne sen, ne de sen! Hiçbiriniz burada olmayacaksınız! Çocukları da alıp Yıldız'a götüreceksin! Anladın mı beni İsmail? Tamam beyim! Anladın mı beni? Tamam, nasıl istersen beyim! Nasıl istersen! Neden bir şeyler toplayın, birkaç gün gözüne görünmeyelim. Haydar, senden haber alırız sonra. Çocukları hazırlayın, Yıldız'a bırakalım. Hadi çabuk.